Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çayımdan benim çayımı içtim. Hayırlı sabahlar. Balkonda içtim. Seher vakti havasını aldım. Şimdi ben burada beraber şey yapalım. Kahvaltı hazırlayalım. Canlar bu. Ay, çay içtim. Şey bastı, ter bastı. Boşaltmıyorum şurayı. Onu gün içerisinde dolduracağım. Bunlar da dursun bakalım. Şimdi arkadaşlar ben şurada toz yapacağım. Tozun yanına şey yapacağım. Patates koyacağım. Benim böyle güzel başladı. Eşim falan kaldırmayacağım az önce. Annemi, eşim arkadaşlar. Annem kıvırsın. Geceye de kıvır aldı. Şöyle birkaç kıvırlar çıkarsam yeter. Sabah geç kutu olsun. Yeniliyor arkadaşlar. Şimdi sabah olunca erkenden böyle insan sanki iştahı olmuyormuş gibi oluyor. Canlar. Hemen koyalım ve pişsin. Gülümse. Her şeye rağmen gülümse. Piş. Bugün ne yapacağım? Bugün işte kızım bir okula koyalım bundan sonra. Kızımı oraya koyacağız. Kızımı alacağız. Okula. Ondan sonra... Valla bugün yemek ne yapsam bilmiyorum. Karar veremedim. Patlıcanlı bir şey yapacağım. Patlıcanı çürümeden mücver mi yapsam? Bir de sorayım. Evet arkadaşlar. Patlıcanı koydum. Akşamlar kararlaştırdık bir yani tost yapayım diye. Aa, bu nasıl şey kısa ama. Piş şöyle bir. Bismillah. Turşuları koyacağım bir yere. Dün temizlik falan yapınca onları unuttum. Şimdi ekmek, tatlı ekmek, normal ekmek, kaşar, tereyağı. Şöyle sucuk. Biraz sadece. Neden? Namaz kılacağım diyerekten ya şey denmeyeceğim de karabaş şey. Dedim namaz kılayım ondan sonra denemeyim. Karabaş şey mi denmedim? Yok arkadaşlar şu masaya izleyeyim. Yağ çıkartınca
görseydim bir kez daha çıkaramayacaktım. Arkadaşlar. Ondan sonra dışarıdan doğrayacağım biraz. Anne az sucuklu olsun dedi. Arkadaşlar gerçekten az sucuklu.
biraz kaşarlı olsun dedim. Şöyle. Salçası böyle. Ketçap ya da salça işte hangisini yaparsam ikisi de oluyor. Acı sos da yapıyorum bazen ben. Bantın dolapta ketçap da yok. Acı salça da bitmiş, az kalmış. Bakıyorum arkadaşlar, şey, acı sos bulamıyorum nedir de. Bakıyorum, yapıyorum yani gerçekten. Şimdi şu yana batırıyorum ben, bayağı tadına getiriyorum. Böyle işte güzel bir ulaşık yani. Önceden açmıştım ben bu son kez. Şimdi olgun şeyi sever dedi. Dolu dolu olacak, öyle sever. İçin sucuğunu dışarı her şeyi dolduracağız. Bize böyle sucuk olsun da, ay tost olsun da yetiş. İçine o dolduracak mısın? İçine çak mısın? Sucuk olmadı ama o sever. Bol bol sucuk. Hani içine şey yapacaksın diyor. Dedik anne ne var yine? Dedim tantuni ne yaptın? Anne bize yeter mi? Hani az mı çok mu? Dedim oğlum benim siz bayağı var. Oldu. Yaptım arkadaşlar. Yemes hatta iki, bir dilim bir ekmek. Yani yarım yarım bir tane yaptım ben size. İçine doldurdum sebzeyi falan. Oh, bol bol gidi. Tekrar. Annesi de yemiş gelmiş yemeğine. Ona da annesi tabağa koydu çocuğu. Tabağa koydu. O tantrini ekmek arasında yemeği geç. Şunu da kızım da bana yedi. Kızım da yiyecek ya. Bugün geliyor arkadaşlar. Bugün gezmeye gittik. Bugün gelecek. Şunu şöyle kaldıracağım. Arkadaşlar, gülmek bedene ve ruhu ve beyne iyi gelir arkadaşlar. Bundan size hep gülerim derim. Bu yoksa şu asanlı yoksa işte denizini gitsek, çöreğine bıraktıktan sonra denizini gitsek, onu da ayarlayalım, duşa geçer. Sistem yoksa denizden sonra gitsek, tam karar veremedim.
sevdiğim bir tanesi Can Kıraş. Can Kıraş'ın üzerinde bir şeyler yaparsın bir hocam. Dün de öyle düşünmüştüm ama farklı bir yemek yaptım. Çünkü yaptığım tatlım güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten de harika olmuş. Olmuştur işte. Şimdi yağlı tostun bir tanesi daha pişti arkadaşlar.
kendine bağlanacağım. Arkadaşlar ben bir derin ekmek daha yiyeceğim. Dün de yumurtalı ekmek yapmıştım. Daha iyi doyurucuydu. Herkes erkenden yedi. Yani herkes yedikten sonra verdim. Ben dışarı falan girdim. Geç kalacağız diyerekten arkadaşlar. Dün de güzeldi yani yumurtalı ekmek. Bir öğrenci için bayağı besleyici hem. Yumurtalı olduğu için. Hem de kolaylıkla yapılıyor arkadaşlar. Canlılar dostlar. Yapmadım şey yumurtayı koymadım. Hemen şunları götüreyim. Şu kızımın zaten o gelecek. Sonra eşimin miydi o eşimin? Kızımın ki şu. Eşimin patatesini birazcık az koydum arkadaşlar. Çünkü fazla yemiyor. Kahvaltı hazır Miray. Kahvaltı. Annem Neşim. Annemle bir karıştırdım ya değil mi? Annemle eşim derken o şeyinde. Ve bu poşete su koyacaktım. Kalsın artık boşver. Şu kahvaltıları öylesine koyup kalacağız. Şimdi okullar başlayınca 2 gündür. Ben yedim evet. Dün yedim ama bizimkiler açmamışlar abi. Sonra kılıyorsun 5.27 kadar ya da önce de kılınıyor. 2-3 defa daha kılınıyor. Kılıp yatabiliyorsun. Ya da işte kılıp biraz oturup sonra şey yapabiliyorsun. Sabah namazını kılabiliyorsun. O havası çok faydalı.
şehrin havası. Seher vakti bir yerlerimizi ağırma ağır bir şeyler varsa seher vaktinde geçiyor. Evet canım. Çok şükür. Her şeyi buralara böyle sildim. Bu kadar. Diyorum yani sonradan da yapılıyor arkadaşlar ama silme işi ama bana kolaylık oluyor. Atıyorum onu silmiştim diye pat diye kaldırıyorum. Şuradaki yağları da biraz biraz alıyorum. Beraber şu şişeye çayını demleyelim. Ne çayıydı bu? Karabaş çayı. Yıkayıp koymuyorum ben bunları. Yok. Gece yatıncaya kadar illa çay, ödül ne varsa soğuk ben alıp falan içiyorum. Ben öyle tutuyorum. Yani sabahtan duruyorum bu karabaş şeyini. Öyle içiyorum arkadaşlar. Şimdi çay samanının yanında duruyor. Bu çaylanlıklar. Tabii orada ana çay var. Onun dökülmesi lazım. Böyle işte. Şu benim karabaş çayım. Bu hormon düzenleyici. Hormonları düzenliyor arkadaşlar. Hani oluyor insanlarda bazen hormon düzensizliği. Mirel'in kakao sütü lazım. Karabaş çayı. Haydin. Miray babanı da kaldırsana. Vallahi terledim ya. Ben içerisine su koymam lazım. Terletmiş. Ben dün yaptığım tantuni güzel oldu bir. Bayağı da doyurucu gibi öğün. Beyaz ekmek yemiyorum. Tambuğda ekmek de daha iyi olur. Büyük bütün tambuğda ekmekleri var bana göre. Beyaz ekmek yemek zorunda kaldım. O da beni her ne kadar dikkat etsem de şişiriyor arkadaşlar. Karabaş çayımı da demledim. Çayımı şöyle elimde. Ben bir balkonda hava alacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Allah halinize bolluk bereket versin. Görüşmek üzere. İman, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, başarı versin. Teli görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar. Saat 9'u 7 geçiyor. Biz otogara gidiyoruz. Müjdanlar geldi. Geldi yeri hemen de yakın. Onu alacağız. Oradan da bir ay da hasta oldu bugün. Öğretmenine mesaj yazacaktım. Şimdi yazıyı unuttum. Bir ay da oradan sağlık ocağına götüreceğiz arkadaşlar. Hemen. Dur. Ne yapıyor? Sol diyor mu? Ne yapıyor? Kamyon var da önümüzde. Öyle arkadaşlar. Doktora gideceğiz. Sağlık ocağına. Selamünaleyküm arkadaşlar.
nasılsınız dinlemesiniz. Valla yine mutfaktayım ben. Böcek gelmiş. Şöyle çık. Bugün Miray doktora gidiyordu. Sen Miray hasta olunca ben de böyle bir hasta olmuşum gibi oldu. Böyle çocuk boğazları kötü olmuş. Arkadaşlar. O arada ben mercimek koydum. Yeşil mercimek pişti. Göstereyim mi size? Pişti bu, pişti. Pişti yani, bak şöyle. Ayarlayamadım bir türlü. Biraz önce ayarladım, ayarlayamadım arkadaşlar. Vallahi billahi. Şöyle. Canlar. Doğru bir erişte aldık. Güzel aldı. Anne ben hasta olunca çorbası gibi. Erişte Bulgur diyoruz. Bir sevde bir hasta olma anne. Yani benim çocuklar hasta olunca ben de hasta oluyorum. Neyse gerçekten böyle yani. Eskiden herhalde onun boğazındaki beni de etkiliyor arkadaşlar. Şey, boğaz. Benim boğazım da kötü oluyor. Herhalde ondan arkadaşlar. Doktor gidiyor, rapor verdi. Şimdiler rapor aldık. Bu beslenmez, şu kocaman 10 kiloluk erişteleri çok güzel. Bundan daha benim yeni bitti vardı arkadaşlar. Benim kocaman anne mercimek çorbası yaptı. Ben kırmızı mercimek. Aa, erişte de varmış aslında. Kırmızı mercimek anladım. Bu aslında şeymiş. Bak her şeyi diye kullanır. Ya kendisine böyle işte kraker, bir şeyler alıyor arkadaşlar. Okula götürmüş, yememiş, gelmiş. Yazın. Aldık. Buraya sıkmamış. Bir tane, iki tane yiyeyim annemi. Gidelim. Bulgur alırız diyor. Bulgur. Şimdi bu yeşil mercimeği ben poşetlere koyuyorum, kaldırıyorum. Öyle koyacağım işte bükmede. Böyle mercimek, erişteli mercimek çorbasında. İşte bulgur pilavında mercimekli. Hemen hazır çıkartıyorum, pişiriyorum. Ve bir kullanımlık değil, birkaç tane 3-4 poşete yani hep böyle minik minik koymuyorum bu mercimeği. Çünkü koyarken böyle kırıyorum, öyle koyuyorum ve şöyle pat diye kırıyorum. Öyle koyuyorum arkadaşlar. Ne yapacaktım ben?
Yağ koyacağım onun içerisine. Çorbaya da koyacağım. Şimdi kızım da diyor ki anneye ben salçalı yemek yemeyeceğim. Abi kızım da doktor bağırsak sendromu var demiş. Salçalı yemek yemeyecekmiş, yok işte bulgur yemeyecekmiş, yok bir sürü şeyler. Kızım ne yiyeceksin diyorum. Ben de diyor bilmiyorum ne yiyeceğim diyor. Arkadaşlar gerçekten böyle bam bam bam. Sabahleyin şimdi okula çıktık. Hazırlandık. Okula çıktık. Okula gidiyoruz. Annem de geldi. Gidiyoruz. Ve zaten fark ettim ben. Balkonda ateşi var. Dedim herhalde biraz iyi mi? Ne bileyim bir şey söylemiyor falan. Sonra Miray ağlamaya başladı giderken. Hastayım da demiyor. Ağlıyor. Ateş de var. Biliyorum yani. Balkonda şöyle baktım. Ateşten hani biraz şu boynum falan ağlıyor dedim. Dedim kızım tamam gitme doktora gidelim. Gitme yavrucu. Doktora şey yaparız, rapor alırız. Ya da evet, kızım ne olursun, daha iyi dersin. Doktora ben de bugün iyi olabilir mi acaba? Yarın da mı gitmesi falan? Babası da iki gün gitmesi. Yarın da mı gitmesi acaba dedim. İki gün iyi olabilir mi oldu dedi. Sizin kendi doktorunuz da yokmuş. İki gün rapor verdi arkadaşlar. Ya sabahleyin çocuk hazırlandı. Gitmeyeceğim falan demiyor ama baktım şey yani kötü oldu. Geçen Barlas rahatsız ateşlenmişti. Barlas'tan bulaştı. Ben de dedim işte klimanın altında iki gün klimayı açtı klimanın altında yattı. Ondan mı oldu? Ya da işte okula gitti. Gün içerisinde kalabalıktan olmaz dedi. Güneş, eğer güneşin altında kaldıysa onlar hasta olmuştur dedi. Doktor. Yani bir gün içerisinde çocuk pat diye bir arkadaşlar her şeyi aldım. Grip virüs ya da başka bir şey almazdı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu ne yapıyorum? Karıştıracağım. Sirkeye bir koyalım içerisine. Hatta çorbaya da koyayım sirke. Böyle mercimeğimi içerisine baharat koydum. Kırmızı biber, karabiber, yağ, tuz koydum arkadaşlar. Sıcak. Çok sıcak. Valla spor falan yapamam bugün yani. Bugün anca bir de böyle acıktım. Çerez falan da aldım gelirken. Meyve falan da işte. Tek tük var. Şey böyle. Acaba poğaça gibi bir şey mi yapsam diye düşündüm. Onu da işte kalkamadım bir türlü. Şey düşündüm. Fazla gelir kalorisi diye düşündüm. Çok şey düşündüm arkadaşlar. Patatesi haşlasam da onu mu yesek falan dedim. Hani ara öğün gibi. Bu yemeği yapacağım karar verdim. Yani arada böyle gelince atıştırdım ben yine bir şeyler. Ya dondurma aldık. Ben dondurma mı yedim? Annem yedim bilmiyorum. Şimdi ben bunu böyle koyacağım. Nasıl bir koymaysa yapıştı şeye. Kepçeye. Bol mercimekli olsun. Vallahi döktüm. Neyse ki buraları silmiştim arkadaşlar. Buna yapıştı ya. Ben bunun soğumasını beklemedim biliyor musun? Ben bunu biraz bekleteyim. Soğusun. Poşette neyse artık. Hep genelde ben bunu soğuturum öyle koyarım arkadaşlar. Bu sefer Allah Allah diyorum sıcak koyuyorum ama dolaba nasıl koyacağım? Neyse artık arkadaşlar. Neyse artık.
büyük kızım diye ben bunu yiyeceğim. Ben bana diyor doktor onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, kahve içmeyeceğim, kahve canımı çek diyor, kahve içmeyecekmişim diyor. Hiçbir şey yemeyecekmişim diyor. Dedim Rana'cığım dedim, doktora da bana dedi ki dedim, dinleneceksin, hiçbir şey yapmayacaksın, yemek yapmayacaksın, yatacaksın, dinleneceksin. Ha anne diyor, bana diyor gelince diyor, sen de diyor böyle diyorsun diyor. Dedim doktor sayı dedim, ne yapayım dedim ben. Ben size dedim hiçbir zaman hani, sana gelince, ona gelince, buna gelince işte sana dedim ben her zaman dedim hepimizi yemekleri hazırlıyorum, her şeyi yapıyorum. Niye öyle ayrım yapayım ki ben dedim. Ben de biraz kalp almak için herhalde dedim Rana'cığım dedim ona dedim. Eşim de karnı acıkmış. Ya yemeği hazırlayınca beni ara demişti bir saat önce. Telefon açıyor. Onun beklentisini bilmiyorum ama ben patates salatası yapacağım onun yanına. O çorba yiyecek mecburen. Sıcak bir saat önce pişti. 1,5 saat önce. Kapatmadığım için sıcak kalmış. Sıcak tutma özelliği var ya bunlar. O düdük tencere. Arkadaşlar. Öyle kalmış. Ben hasta oldu okula gidemez. Sabah yemeği hazırlandı. Çıktık. Dışarıya kadar çıktık. Yolda baktım keyfi yok. Ağlıyor. Dedim kızım gidiyor mu? Çıktık artık. Mecburen çıktık. İğneli çıkmışken duşumuzu falan aldık. Saat 7. Sonra gittik şeyde petrolün kafesinde. Orada şey yaptık. Çay içtik arkadaşlar. Ben bir şey versen de benim diyor midem bulamıyor. Ben bir şey içmeyeceğim. Sonra eve geldik artık mecburen ama hiçbir şey almadık, eve geldik. Sonra evde işte yattık, uzandık, telefonlara baktık. Kahveyi bile içmedim, unuttuk. Ama salça koyacağım da kızım nasıl yiyeceğim onu bilmiyorum. Sonra şimdi bir telefon vereceğim arkadaşlar. Bu böyle bir soğusun. Şöyle bir soğusun bu. Sıcak sıcak koyuyorum. Böyle mercimek işte. Mesela şu ikisini ya da bir tanesini ekmeğe kullansam. Ekmeği yapsam bizimkiler bayıla bayıla yerler. Neyse sonra eve geldik. Zaman geçti bizim de yolda o arada. Yarın geliyor diye bekliyoruz. Konum falan atıyor. Bir saat sonra 1,5 saat sonra geldim. Eşim arıyor. Salça yapacağım mı eşim? Ben eşim arayacağım arkadaşlar. Salçam da arkadaşlar da şey. Bizim salça da yiyecekmiş. Salça da yapıyorum ben yemekleri. Şöyle az bir salça yapsam ne olur? Metrodan reçete alacağım arkadaşlar. Orada fiyat uygun. 10 kilosu 100 TL falan. Belki de 120 TL. Hani evde bereket oldu. Hani alıp alıp atıyorum içerisine. Biraz su koyayım içerisine. Bunun içerisinde salçalı hiç kızar burada. Salça bağırsakları rahatsız mı diyormuşlar? Doktor öğrenmiş.
söylüyorum. Sonra bizim hayatımızı aldık. Hep beraber gittik. Annem, ben, Miran. Oradan Sağlık Ocağı'na gideceğiz ve açılmamıştı. Sabahın köründe. Bizim aldıktan sonra geldi Sağlık Ocağı'na. Sağlık Ocağı'nda bir 15 dakika kadar bekliyordum. Şimdi iki tarihten ilaçlar aldık geldi. Zavara gittik. Yani ben Sağlık Ocağı'na girdim de eczaneye girmedim. Gayrandı her şey. Eve geldi. O geldi, o geldi, o saatten de işte ben bir bardak, can bardak, böyle kahve içtim. Sen de onu ne yedin? Ödeyip. İşte böyle birden şeker oluştu. Eve gidince bir insan çeyiz isterimle yaşıyordu. Onu da bardak duruyor işte. Yani bir şey isteyeceğim zaman artık olsun bulgur almam lazım. Mercimek bulgur yapacağım. Bulgurun sarı yapacağım arkadaşlar. Şöyle bolca patates salatası istiyorum yanımdan. Çorbanın. Bir çuval patates aldım. Yani 15 kilo patates aldım arkadaşlar. 15 kilo küçük bir çuval. Gibi düşünürsen 15 kilo. En az 20 kilo falan oluyor şimdi çuval. Ya da 30 kilo oluyor kocaman çuval. Şimdi sürekli yulaf lafası yetkisi. Buraya geldi, burada da aynı şey yaptı. Orada da öyle. Doğru düz beslenmedi. Ondan sonra bağırsak rahatsızlığı çıkmış. O patates falan iyidir. Şimdi arkadaşlar ben de biraz iyi doğursam. Sırası gibi olsun, patates haşlaması gibi de olsun istiyorum. İçerisine soğan doğrayacağım. Yağ koyacağım, baharat koyacağım, ekşili bir şeyler koyacağım. Bu çorbanın yanında iyi gider. Tabii yanında ekmek yiyeceğiz arkadaşlar. Biz değilse kendimizi aç hissederiz. Kaç tane çiçeğin toprağını değiştireceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Thank you.
Şimdi balkondaki şey olmuş. Musluk bozulmuş. Arkadaşlar onun için ben de burada değiştireceğim. Evet, böyle günlük birkaç tane çiçekleri sulayacağım ya. Yani. Onun yerine hani birkaç böyle çiçeğin hani Eylül ayı ayındayız ya. Onun için arkadaşlar biraz çiçeklerini oynasam dedim. Gelip şimdi arkadaşlar. Şöyle. Balkonda yapsam diyorum da büyük çiçeklerim var ya, onlar için yaptım çünkü musluğunu almış işim de bir de bir de patladı çatladı. Onun için balkonda yapamıyorum.
çamaşırları sileyim. O kısmından kılıç çıkmış. Herhalde oradan büyür arkadaşlar bu kılıç. 3 senedir falan aynen böyle kaldı. Oğlumun evinde de var aynısı. Onun bayağı köklendi. Bu olmadı ya niyeyse. Yerimi beğenmedi. Ne yaptı? Kurtlanmış bunu bıçağı. Bu. Elimde değdi. Vallahi kurt var bunda. Kaldırmaya çalışıyorum. O ne ya? Acaba çok uygundur. Şu çekmecedekileri attım ben. Çekmeceden koydum ya. Valla onları attım ben çünkü bir şey bulamadım. Bir tane koymuştum aşağıdım ya. Ben de bayağı koymuştum çünkü. Baktım bir şey kaybetmişim ona. Evet. Bunu akşam alırlar değil mi? Alır olur. Çok bol bulur. Evet. Geçen yaptığımda yoktu kurt falan. Bu sefer kurt var. Şimdi biraz sonra çöpleri alacaklar arkadaşlar. O zaman atsınlar. Solucan olmuş, solucan. İlk defa benim çiçeğimde öyle solucan gördüm. Mutfakta oturuyorum. Yapmasam iyi olur da. Balkonu yapacak mısın bu sorunu? Çiçeklerimi şeyimi değiştirmem lazım. Zayıflatıyor. Toprağını. Balkonu yapacağım aslında. Bak kurt çıkınca hiç basılmıyordu. Thank you.
Çiçeklerle oynuyorum arkadaşlar. Öbür evde bu farklı hallederdim biliyor musunuz? Aynen öyle işte. Bunu kızım şeyden getirdi. Isparta'dan getirdi.
Burada böyle bir şey var, onu anlamadım ya. Neyse. Bir çiçek daha var. Bu kurumuş. Böyle süs taş koymuşlar. O Bim'de falan satılan bir çiçek galiba. Bir arkadaş hediye vermiş. Bir Rana da buraya getirmiş. Camlar. Birkaç tane çiçek var, birisi kurumuş. Oh. Ne yapacağız şimdi? Bir tane daha değiştireyim o zaman. Bir dakika arkadaşlar, geliyorum. Bir tane burada aloe vera vardı. Aloe vera. O da şey oldu. Kurudu arkadaşlar ilk defa aloe vera. Yani bu evde ben açıkçası çiçekleri fazla yerini değerlendiremedim. İçeridekiler oldu ama bu odalıklar fazla canını da açmadım galiba. Böyle olmadı arkadaşlar. Hazırlayayım 2 dakika. Ben hemen çıkardım zaten. Hı, sos nerede ben vereyim? Ya anası verdi. Ne yapayım? Tabağa mı koyacaksın? Annenin şeyini görmüyor musun? Orası. Yan tarafı. Bu ne? Bu ne? Ben yemek. Bu benim yaptığımdı değil mi? Bunu oraya mı koyacağım? Kaktüs. Evet koyalım. Bakayım. Koyacağım bir tane olsun. Boşver. Ben de kaktüs arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Kaldırıyorum ve bunu çöpe atıyorum. Bunu da iyi yerine koyacağım. Yani birkaç çiçek daha yaparım yani. Bunun yeri şey, arka taraf. Hadi görüşürüz. İşte şöyle. Ne güzel olmuş bu. Atayım mı açmıyor? Ben
Sen şunları yerleştirin. Sen bu tarafa geçme. Işte. Anne bu şişeden mi koyayım? İstersen bir elemen ya. Bu arada yarım elemen var. Yok, şişeden mi koyayım? Ama ekmek yok, sos değil. Ekmek var çekmecede. Şişeden mi koyayım, kavanozdan mı? Orada şey var ya, kocaman bidon. Ondan mı koyayım? Ondan mı koyacaksın? Açmıyor zaten. Çok başıma aldım. Ondan böyle oldu. Acık sen yoldan geldin ya. Ben de pek bir şey hazırlamadım. Bir çorba yaptım. Yemek yapmayınca çorba yemek yerine geçmedi herhalde. Salata yaptım. E ne yapayım? Bilal dedi, anne hastayım. Arkadaşlar, şuraya çamaşır suyu sileceğim. Çöpleri dışarı yapacağım, çöpü alacağım. Bir şöyle bir hani yarın değil mi? Ne oluyor? Gerçekten şuna gitti. Burayı sileyim ben, hadi görüşürüz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, siber tehditlerin tespit edilerek hemen önlem alınacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrasında 4 yıllık ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planı hususu yaptı. 23 yıllık bu sevda sizin, bizim, hepimizin sevdasıdır. Bu sevda Türkiye yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Kutlu bir emanet gibi bu sevdayı yüreğimizde taşımaya devam edeceğiz.